Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere üçgen çok güzel bir boyunluk şal tarifi paylaşacağım. Yapımı inanılmaz kolay. Köşeden köşeye dediğimiz ee, örneği kafesli olarak çalışacağız. Bakın çok güzel bir örnek. Çok da sade bir kenar süslemesi hazırladım. Ben böyle küçük bir örnekte modeli sizlere tarif edeceğim ama sizler istediğiniz iplerle, şal ipleriyle vesaire çok güzel olacaktır. Boyunluklar, e, uzun şallar hazırlayabilirsiniz. Yapımı çok çok keyifli. Bakın şöyle başlangıç noktası buradan başlayacağız. Parçamızı üçgen formda büyüterek çok güzel bir desen elde etmiş olacağız. Ben böyle renkli bir iplik kullandım. Hemen modelin şöyle arka tarafında sizlere göstermek istiyorum. Bakın arka kısmı da bu şekilde düz kısmı da böyle görünüyor. Sade bir kenar süslemesi yaptım ama sizler isterseniz daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. İstediğiniz boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Oldukça keyifli, kolay bir yapımı var. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için orta kalınlıkta bir iplik kullanacağım. Dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3.25 milim olacak. Bu çalışmayı istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak baştaki 1, 2, 3 zincir bırakıp dördüncü zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doluyoruz ikisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte örerek trabzan oluşturuyoruz. Tekrar tığımıza dolarak bir dolayarak bir diğer zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmek var doladık İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek bu şekilde ikili trabzanlar hazırlayacağız. Şimdi son kalan zincirimize de batıp 3 tane yan yana ikili trabzan örüyoruz. Bakın buradaki 3 zincir 3 tane yan yana ikili trabzan. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip örgümüzü şu şekilde ters çeviriyoruz ve tığımıza dolayarak baştaki 1 2 3 zinciri bırakıp dördüncü zincirin içerisine batarak bir tane trabzan örüyoruz doladık burada iki tane zincirimiz kaldı bakın bir sonraki zincire batıp tekrar ikili trabzan doluyoruz bir diğer zincire batıp tekrar ikili trabzan örerek Bakın 3 zincir ve 3 tane yan yana trabzanımızı ördük. Şimdi iki ayrı parça oldu. Bu parçaları birbirine tutturacağız. Bunu yaparken de şu 3 zincirlik boşluğu kullanacağız. 3 zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten kaydırdık. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktık. Tığımıza doluyoruz. Bu boşluğun içerisine batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 3. Bakın köşeden köşe örneğimizin ilk başlangıç noktası ikinci ve üçüncü noktayı da bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Her defasında kenarlardan artırmaya devam edeceğiz, parçamızı büyütmeye devam edeceğiz. Büyütmeye devam ederken de hep altı zincir kullanacağız. Bu hiç değişmeyecek. Şimdi 1, 2. 3, 4, 5, 6 zincir. Örgümüzü ters çeviriyoruz. Doluyoruz. 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zincirin içerisine batarak trabzanımızı örüyoruz. Tekrar tığımıza dolayarak bir diğer zincire batıp bir trabzan daha doluyoruz. Kalan buradaki son zincire de tekrar batıp 3. trabzanımızı örüyoruz. Bakın 3 zincirden sonra 3 tane yan yana ördük. Şimdi bu parçayı buradaki noktaya tutturacağız. Bunu da yaparken yine 3 zincir ve trabzan arasındaki boşluğu kullanacağız. Bakın bu noktaya batıp ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi kafesli bir örnek çalışacağımız için buraya şimdi kutucuk hazırlayacağız. Bunun içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Buraya şimdi bir kutucuk gelecek. 6 zincirli kutularımızı oluşturacağız. Geliyoruz ve yine tutturacağımız nokta zincirle 3 zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Ve 3 zincirle yukarı çıkıp bu noktayı örüyoruz. 1 2 3 tane trabzan. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi bakın devam ediyoruz artırmaya. 1 2 3 4 5 6 zinciri çekip örgümüzü çevirdik. Doluyoruz. 1 2 3 4. zincire batıp aynı işlemlere devam ediyoruz. 4. zincire batıp 3 tane yan yana trabzanlarımız örerek zincirlerimizi bu şekilde dolduruyoruz. Sonra bu kısmı ördükten sonra şuradaki hemen gelen parçaya örgümüzü kaydırma yöntemiyle tutturuyoruz. Şimdi bu kaydırdığımız noktaya 3 zincir çekerek doldurma yapacağız. Bakın bu kısmı öreceğiz. Orta kısımları örerken 3 zincirle trabzanlarımızı çalışıyoruz. Kenarlarda artırma yaparken de 6 zincirle yapıyoruz. Şimdi aynı boşluğa gelip 3 tane trabzan. 2 ve 3. Şimdi burada bakın bir kafes var. Burada yine zincir ve trabzan arasında yaptığımız gibi geniş boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten kaydırıyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3 zincir çekip şimdi bu kafesi dolduracağız. 3 zincir geniş boşluğa gelip 3 tane trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 3. Sonra bu parçayı hemen buradaki noktaya tutturuyoruz ve 3 zincirle yukarı çıkıp buradaki trabzan grubumuzu alt sıralarda olduğu gibi aynı şekilde örüyoruz. 3 tane trabzana tamamladık. Bakın ilk kafes nokta oluştu. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Zincirden sonra örgümüzü çevirdik. 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zincire batıp Hemen 3 saniye yan yana trabzanımızı örüyoruz. Ve gelen parçayı tutturuyoruz. Ve şimdi burada kafes yapacağız bakın. Bir sıra kafes, bir sıra dolu, bir sıra kafes şeklinde örnek ilerleyecek. Şimdi bakın tamamını burada dolu yapmışız. Şimdi kafes yapacağız. 1 2 3 4 5 6 zincirle kafes oluşturuyorduk. Hemen gelen 3 zincirlik boşluğu buluyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Burada bir tane kutu yaptıktan sonra bu kısmı dolu çalışacağım. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Aynı boşluğa gelip 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Sonra bunu gelen 3 zincirlik boşluğumu tutturuyorum. Şimdi burada bakın üçgen formda çalıştığımız için başlarken bir kutu yaptık şimdi kutu sayımız ikiye çıkacak bir kutu bir dolu şimdi bir kutu yapacağız 1 2 3 4 5 6 zincir ve gelen 3 zincirlik boşluğumuza bakın bu noktaya tutturup ikinci kafesi yapıyoruz 1 2 3 zincir çekip bu boşluğa 3 tane trabzanı örüyoruz 1 2 ve 3. Şimdi devam ediyoruz parçamızı büyütmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Doladık. 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zincire batarak 3 tane yan yana trabzanımızı örüyoruz. Bu noktaları artık biliyoruz. Bakın. Hemen gelen noktaya 3 zincirlik noktaya tutturduk. 1, 2, 3 zincir. Şimdi baktığımızda kutup sırayı yaptıktan sonra bir sıra tamamen dolgu yapacağız. Yani 3 zincir çekip hep üçlü trabzanla bu noktaları geçeceğiz. 2 3 Hemen geliyorum kutu boşluğuma geniş boşluğa batıp kaydırmamı yapıyorum ve 3 zincirle yukarı çıkıp hemen kutu içine 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 Hemen 3 zincirlik boşluğa tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen bu boşluğa da tekrar 3 tane trabzan örüyorum. 2 ve 3. Hemen kutu boşluğuna örgümü tutturuyorum. Yine 3 zincir çekip 3 tane trabzan örüyoruz. Ve hemen bu kısma gelip Bakın hep aynı noktalar. 1, 2, 3 zincir. Hemen bu son noktaya da 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Bakın bu şekilde dolgu sırasını tamamlamış olduk. Ve buradan devam edelim. Ne yapıyorduk? 6 zincir çekiyorduk. 2, 4, 5, 6. Örgümüzü ters çevirerek 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincire batarak 5'e ve 6'ya da birer trabzan örerek 3 tane yan yana trabzan noktamızı hazırlıyoruz. Hemen gelen 3 zincirlik boşluğa batıp bağlantımızı kurduk. Şimdi bakın buradaki yaptığımız kutu sırasını birebir tekrar edeceğiz. Bir kutuydu ikiye çıktı. Şimdi 3 tane kutu olacak. Hemen ilk noktayı tutturduktan sonra kutuyla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Ve gelen 3 zincirlik boşluğu buluyorum. Kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen buraya 3 tane trabzanımı örüyorum. Çünkü bir kutu bir dolgu şeklinde devam ediyoruz. Bakın üçgen formda bir kutu bir dolgu bir kutu bir dolgu şeklinde devam edeceğiz. Şimdi kutu yaptık dolgu yaptık bağlantımızı kurduk. Şimdi altı zincir 1 2 3 4 5 6 hemen geliyorum bağlantımı kuruyorum. 1 2 3 zincir ve hemen buraya 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 3. Hemen 3 zinciri bulup bağlantımı kuruyorum ve hemen kutu yapıyorum. Bakın. Kutu, dolgu, kutu, dolgu. 1 2 3 4 5 6 ile kutumuzu oluşturuyoruz 6 zincirle. Ve hemen buraya 3 zincirli yükselerek 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Bakın bu noktaya kadar umarım anlaşılmıştır. Kutu sayısı 1'di. 2'ye çıktı. Şimdi 3'e çıktı bakın. 3 tane oldu. Şimdi kutu sırasından sonra yine aynı artırma işlemine devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Örgümüzü ters çevirerek 1, 2, 3, 4. noktaya batıp 3 tane yan yana trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi kutu sırasını yaptıktan sonra bakın bu sıra hep dolgu olacak. Bir sıra kutu yapacağız. Bir sıra tamamen dolgu çalışacağız. Kutulara da çalışırken bir kutu bir dolgu, bir kutu bir dolgu şeklinde ilerlemiş olacağız. Bundan sonra yapacağımız işlem 3 zincir gelen noktaya 3 tane trabzan örüyoruz. 2 ve 3. Hemen kutuya batıp bağlantımızı sağlayarak 3 zincirle tekrar 3 tane trabzan noktamızı oluşturuyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi Hemen bağlantımızı kuruyoruz. Bakın. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi tamamen dolgu yapacağız. Köşeye geldikten sonra da bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi dolgu, kutu, dolgu, kutu, dolgu kutu şeklinde sıramızı tekrar edeceğiz. Bu şekilde üçgen form e, formunu vererek istediğimiz e, ölçüye kadar büyüteceğiz. Şimdi bir e, birazcık büyütelim kenar süslemesini tarif etmeye geçelim. Bakın sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi bu uçtan başlayarak artışlar yaparak sağda ve solda e, bir sıra dolu sıra bir sıra kafesi olacak şekilde modelimizi büyüttük. En son bitireceğimiz sırada dolu sırasında model kısmını tamamlamış olacağız. Kafesten sonra en son dolu kısmında örgümüzü bitirmiş olacağız. Bunu ne kadar büyütmek istiyorsanız örneğin boyunluk yapabilirsiniz. Üçgen büyük şallar yapabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış boyutunu ne kadar istiyorsanız o kadar büyütebilirsiniz. Şimdi istiyorum ki kenar süslemesi yapalım. Şimdi bakın burada son 3 zincirlik boşluğa 3 tane trabzan grubunu ördük. Şimdi bu noktada bir tane zinciri çekiyorum. Hemen şöyle son ördüğümüz trabzanın tepesine direkt batıp bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığıma bir kez dolayarak aynı boşluğa geliyorum. ilmek çıkardım. Biraz esnetiyorum. Bakın ilmeğimi. 3 ilmeğim var. Doluyorum. Önce ilkini tek. ikisini birlikte. ikisini birlikte örerek bir üçlü trabzan örüyorum. Doladım. Aynı boşluğa gelerek ilmek çıkardım. İlk tek. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Doluyorum aynı boşluğa. Tekrar batıp ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek bakın 4 zincir 3 tane üçlü trabzan ördük. Şimdi şöyle kenar kısmına bakın. E, süsleme yapacağız. Daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Şimdi burada gelen şu ilk boşluğu atlıyorum. ikinci boşluğa batıyorum. Bakın şöyle aralar var baktığımızda bakın bu ilk boşluğu atlıyorum ikinci boşluğa direkt batıp bir tane sık iğne örüyorum sık iğneden sonra 1 2 3 4 zincir çekip tığıma doluyorum bu batmış olduğumuz boşluğa üç tane tekli e, trabzan örüyorum özür dilerim 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum batıyorum ilkini tek İkisini birlikte, ikisini birlikte doladım. Aynı boşluğa üçüncü kez ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Bakın böyle uzun uzun trabzanlar öreceğiz. İlk boşluğu atlıyorum. ikinci boşluğa batıyorum. Bakın bu boşluğu atlıyorum. Diğer bir boşluğa batarak direkt sık iğne örüyorum. Biraz daha bak bakın örneğimize benzer daha uzun uzun trabzanlarla modelimizi tamamlamış olacağız. Şu kenarla da bir bütünlük oluyor. Bakın bu şekilde yaptığımızda isterseniz her boşluğa batabilirsiniz. Daha ikili trabzanlarla, daha kısa trabzanlarla çalışabilirsiniz. Ben biraz gösterişli olsun istediğim için böyle uzun uzun çalıştım. Şimdi sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4 zincir doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan örüyorum. Fakat trabzanların böyle kısa kısa değil uzun uzun çekerek tamamlıyorum. Buradaki ilk boşluğa değil. Bakın şu aradaki ikinci boşluğa sık iğne örerek bu şekilde şimdi kenar süslemesini yapacağım. Uca kadar geleceğim. Şurada hemen dönüşü sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın burada sivri uç kısma kadar geldik. Şimdi bu noktada üçlü trabzan grubunu ördükten sonra bir boşluk bırakıp bir diğerine batıyorduk. Şimdi burada tam üçgen nokta olduğu için buradaki bakın son trabzanın olduğu zincire batıp direkt bir tane Sık iğne örüyoruz. Sık bir en son gizleyeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip doluyorum. Aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan çalışıyorum. Bu kez bu noktaya 4 tane çalışacağım. 2, bakın aynı boşluğa 3, aynı boşluğa 4. 4 tane üçlü trabzan ördüm. Şimdi burada uç olduğu için Hemen şu gelen boşluğa batıyorum. Bakın trabzandan sonra gelen şu ara boşluğa batıp direkt bir tane sık iğne örüyorum. Bu kısım böyle uç olduğu için. Sık iğneden sonra yine 3-4 zincir doluyorum. Aynı boşluğa üç tane üçlü trabzan örüyorum. 2 3 sonra yine buradaki ilk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batarak sık iğne örmeye devam ediyorum. Bakın uç kısmı da bu şekilde dönüşümüzü sağladık. Kenar süslemesi bu şekilde devam edecek. Şimdi bitiş kısmına kadar yani şu uca kadar gelirim. Burada bitirip parçamızı tamamlayalım. Bakın buradaki son noktaya geldik Yine sık iğne 4 zincir, 3 tane üçlü trabzanı ördükten sonra son artık 3 zincirlik boşluğa batıp kaydırmamızı yapıp bir tane zincir çektikten sonra ilmeğimi yeteri kadar uzatıyorum ve ipimi kesip çıkartıyorum. Bu noktayı sıkıladıktan sonra şöyle ipimi rengine göre ara kısımlarda geçirerek tığ yardımıyla bu aşamada bir etamin iğnesi de kullanabilirsiniz. Ara noktalardan geçirerek kısa ipimizi gizlemiş olacağız. Bakın böyle küçük bir örnekte tarif ettim ama bununla gerçekten büyük şallar, boyunluklar falan çok güzel olacaktır. Bakın kenar süslemesi de oldukça sade. Bakın yapımı da oldukça kolay ve keyifli. Bakın bu şekilde Çalımızı, boyunluğumuzu tamamlıyoruz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Düz kısmı bakın burası oluyor. E, ters kısmı da şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde görünüyor. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.